Efendim hani bazı acılar vardır ya yaşamadan bilemezsiniz ve anlatamazsınız da işte tam da öyle bir haber. Nişan evine gidecektik, cenaze evine döndük diyor. Bu sözler Şanlıurfa'da sel felaketinde kaybolan ve hala da bulunamayan 24 yaşındaki Emin Ergin'in babasına ait. CNN Türk ekibinden Fulya Öztürk ve Yasin Kamaloğlu kayıp Emin'in arandığı o noktaya gittiler. Aileyle bir araya geldiler. Şimdi ekibimizin özel detaylarıyla izlenimlerini izleyelim. 15 Mart'ta Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde 16 kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ise hala kayıp. Hem denizde hem karada arama çalışmaları devam ediyor. Şu an Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeyiz. Bir kişi kayıp, bir kişiyi bulmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. 24 yaşındaki Emin Ergin'e ulaşmaya çalışıyor ekipler. Tırının içindeydi selin yaşandığı gün. Tırıyla beraber sürüklendi. Çalışmalar Bozova'da Atatürk Barajı'nda yoğun. Yoğunlaşmış durumda. 6 gündür her yerde 24 yaşındaki Emin Ergin'i arıyor ekipler, dalgıçlar, jandarmalar, jandarma arama kurtarma, polis ekipleri, AFAD ekipleri arıyorlar. Şimdi biz de bu arama çalışmasını yakından görüntüleyeceğiz. Kameraman arkadaşım Yasin Kamaloğlu ile beraber. Bakın burası Bozova Atatürk Barajı. Özellikle bu noktada aslında yoğunlaştı. Çünkü tırın dorsesi bulundu. Şimdi ekipler 24 yaşındaki Emin Ergin'in de yakınlarda olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla umuyoruz ki yakın bir zaman sonra bulacağız diyorlar. Bu temennideler. Şimdi biz de şu tekneye bineceğiz ve arama çalışmalarının esas yoğunlaştığı yere doğru gideceğiz. Ailesi de orada. İşte bir kişiyi bulmak için günlerdir çalışmalar devam ediyor. Şimdi biz de gidiyoruz o noktaya doğru. Evet, jandarmaya ait teknenin içindeyiz şu an. Su altı arama kurtarma ekipleri, jandarma ekipleriyle beraber gidiyoruz. Aslında gideceğimiz yerde de zaten ekipler var ama yeni ekipler gidiyor şimdi. Hem karada hem suda arama devam ediyor. 3 gün önce tırın şoförün olduğu o kabin bulunmuştu. Yaklaşık işte 1-2 saat önce de tırın dorsesine ulaştı ekipler. Dolayısıyla Emin'in de yakınlarda bir noktada olacağını düşünüyorlar. Emin hep emniyet kemerini takan biriymiş. O yüzden yani bu konuda muhtemelen o da o tırın olduğu o alanda olduğunu tahmin ediyorlar, düşünüyorlar. Şimdi tabii o tırın içi hem o kabinin hem dorsenin olduğu alan balçıkla dolu. O yüzden çalışmalarını ekipler sürdürüyor ama özellikle balçıkla da mücadele ediyorlar. Bakın jandarma arama kurtarma su altı timleri, yeni ekipler gidiyor. Esas o aramanın yoğunlaştığı yere biz de onlara eşlik ediyoruz şu an. 6. gün bugün, 6 gündür Emin'e ulaşmaya çalışıyor ekipler. Ailesi de gözü yaşlı, ailesi de onu bekliyor. Şimdi evet, Atatürk Barajı'ndayız. Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde. Gördüğünüz gibi karada da yaklaşık 100 kişilik bir ekip arayışlarını sürdürüyorlar. Her türlü ihtimale karşı ama esas işte suda yoğunlaşmış durumda. Çünkü tır bulundu. Tır sürüklenerek buraya doğru geldi. Ve işte az önce dorse bulundu. Emin'i de bulacağız diyorlar. Yani umuyoruz ki kısa bir zaman sonra çıkartılır bulunduğu yerden. Ekipler artık hazır. Yeni ekip gidiyor şimdi. Onlara eşlik ediyoruz biz de. İşte arama çalışmalarının yoğunlaştığı yere geldik. Bakın hemen şurada, şu botun olduğu yerde tırın şoför kabini bulundu. Yani tırın kafası bulundu. Hemen arka tarafta da şöyle şu alanda da tırın dorsesi bulundu. Tabii bunlar hala suyun içinde. İçeriye gömülmüş vaziyette. İşte Emin'in de özellikle o kabinin içinde olduğu ve balçığın içine gömüldüğü tahmin ediliyor. Ekipler hem dorseyi hem o tırın kafasını buldu. Ama henüz Emin'e ulaşamadılar. Çünkü olduğu gibi içeriye göçmüş, içeriye batmış
Ve o tırın dorsesi ve kafası da tamamen balçıkla kaplı vaziyette. İçeride olduğunu tahmin ediyorlar. Çünkü hep emniyet kemerini takıyormuş Emin. Dolayısıyla balçığı da bir yandan temizlemeye çalışıyorlar. Ve böyle toprakla yol yapıyorlar bir yandan da ekipler. Yani burada çok büyük bir çalışma var. Şimdi biz de karaya doğru çıkacağız. Hem Emin'in ailesiyle görüşeceğiz hem de bu alanı size daha geniş bir şekilde göstereceğiz. Bakın jandarmalar yine ön safta. Jandarma, arama kurtarma, su altı ekipleri burada. Jandarmanın büyük bir çalışması var burada. Bir yandan da kepçeler de var bakın. İş makineleri de var. Toprak yığıyorlar, oraya bir yol yapmaya çalışıyorlar. O tırın dorsesini çıkartabilmek için. Böyle hummalı bir çalışma var. Evet, Emin Ergin'in işte arandığı noktayı size gösteriyoruz. Karada da ekipler belki alttan çıkıp bir yere çıkmıştır diye aslında karayı da bir yandan tarıyorlar. Ama özellikle suyun içinde çalışmalar yapılıyor. Bozova-Hilvan yolu üzerinde seyir halindeydi Emin. Tırın içinden 3 kilometre sürüklenerek buraya, bu alana doğru geldi. Ailesi bekliyor. Efendim, çok çok geçmiş olsun. Allah sabırlar versin. Sağ olasın. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Emin'in babasısınız. Evet, değil mi? Evet, evet, evet. Emin'in babasıyım. Allah'tan gelen bir şey. Emin o gün tır şoförü Emin değil mi? Emin tır şoförü. Emin 2 senelik tır şoförü. Emin nişanı vardı. Nişana bekliyorduk. Maalesef şimdi bir şey yok. Nişana bekliyorduk ve cenazeye geldik. O gün mal mı götürüyordu bir yere? Mal götürdü, boşaltı geliyordu eve. Nişan... Eve mi dönüyordu? Evet, evet, nişana geliyordu işte, nişanı vardı. O gün nişanı mı vardı? Evet, evet. Nişanı cenazeye döndü. Şimdi de cenazeye bekliyoruz. Telefonla görüştük. Yüzüklerini filan aldım işte, onu bekliyordum. Sabah erkenden eve gelecekti. Akşam üzere de nişan takmaya gidecektik. Ah, nasıl maalesef şimdi kefen giydireceğiz. Ah, Allah sabır versin abim. Cümlemize. Yapacak başka bir şey. Allah herkesten razı olsun. Devletimizden, milletimizden el ele çalışıyoruz. Hı hı. İnşallah nasına ulaşmaya çalışacağız. Tırı bulmuşlar, hem dorsesini hem kafasını bulmuşlar. Şimdi, jandarmalar öyle söylediler. Şimdi herhangi bir net bir bilgimiz yok tabii ki bu konuda. Hı hı. Biz de sizin gibi bekliyoruz, Allah'a dua ediyoruz şimdi. Hep emniyet kemerini takarmış zaten. Bu konuda çok bilinçliymiş. Çok hassas, çok hassas. Hı hı. Ya nişanına gideceğiz ya da cenazesine gideceğiz. Başka bir şeyimiz yok yani. Yapacak bir şeyimiz yok yani. Çünkü dediğimiz gibi Allah'ın bir affeti. Bir gündür buradasınız siz de. Tabii tabii, 6 günü bakıyoruz, başında bekliyoruz. Çalışmalar hakkında bilgi veriliyor değil mi size? Tabii 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 tabii. Hani ne aşamadalarmış şu an, hani bize de dediler. Dorseyi bulduk, 3 gün önce zaten tırın kafasını bulmuştuk. Emin hep emniyet kemeri taktığı için. Yani o şeyde olduğunu, o kabinin içinde olduğunu düşünüyorum. Biz de onu temenni ediyoruz tabii ki. Biz de bunu bilmiyoruz. Taktığı için gelmiş orada. Hı-hı. Belki onda takmamış da olabilir. Hı-hı. Yani ben taktığına... Adım gibi eminim tabii ki, orada ben kölelerle konuştum. Bana anlattıklarına göre ben %100 net bir biçimde kabinin içinde olduğunu umuyorum. Ramazan-ı Şerif'e kavuşacağız inşallah bir iki gün sonra. Allah-u Teala bizi burada perişan etmesin, milletimizi, insanlarımızı, askerimizi, herkes sofrasında bulunsun, herkes orucunu istediği gibi tutsun. Nişan yerine artık yas evine kapatacağız kendimizi. Yani başka çaremiz yok. Çok acı gerçekten Emin. Ailenin, yani çocuklarının en büyüğüymüş. 6 çocuğu var abimizin. Emin en büyüğü. Nişanı olacakmış sele kapıldığı gün. Çok acı. Gerçekten çok büyük bir acı. Yani söyleyecek söz, konuşmakta insan zorluk çekiyor gerçekten. Gencecik bir adam,
24 yaşındaki Emin'i işte ekipler bulmaya çalışıyorlar. Şanlıurfa'da, Bozova'da. Diyelim, sözü size bırakalım.